Farkına Yalova Press'te her ay bir videosuyla karşınızda olacağız. Bu ay birkaç farklı konu başlığımız var. Bu konu başlıklarının sonunda da niyetlerinize göre ayrı desteler oluşturup onlar için kart çekeceğim. Hazırsanız ilk başlığımıza başlayalım. İlk konu başlığımız aşk olsun istedim. Aşk ve sosyal ilişkiler için açılım yapacağım şimdi. Açılıma niyet ederken bu kanalın takipçilerine niyet ediyorum. O yüzden kanalı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Takipçilerimin niyeti için açalım. Kanalın takipçileri Kasım ayı içerisinde aşk konusunda, sosyal ilişkiler konusunda ne gelişmeler yaşayacak? Aşkı olmayanları, ilişkisi olmayanları yeni bir ilişki bekliyor mu? İlişkisi olanların ilişkisi nasıl ilerleyecek? İnsanların aşkla ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili almaları gereken tavsiyeler nelerdir? Bir bakalım. İlişkisi olmayanlar için şunu söyleyebilirim. Siz böyle geçmiş ilişkilerinizde saplantılı kalmış olabilirsiniz. Bu sizi ilişki anlamında geriye çekiyor. Çok böyle ilişkilerde gururlu bir yapınız var. Çok verici taraf olmak istemiyorsunuz. Kendinizi ağırdan almak isteyen bir karakteriniz olduğunu düşünüyorum. Ama bazen bu konuda da hani böyle gelgitler yaşıyorsunuz. Acaba bu kadar gururlu olmam aşkta kötü bir şey mi? Beni geriye mi çekiyor gibisinden. Evet, bu sizi geriye çekiyor. Kafanızdaki karışıklık tamamen bununla alakalı. Aşk her zaman gururu kaldırmıyor arkadaşlar. Burada aşırı mağrur bir kişilik var yani. Kendine ödün vermeyen. Ama aşk böyle karşılıklı paylaşma, kendinden ödünler, tavizler vermek gerektirdiği için bu kişilik yapısı sizi ilişki konusunda geri çekiyor. Yani bu geçmişte böyle biraz sizi rahatsız eden, dönüp baktığınızda ben nasıl böyle bir ilişkide kalmışım diye hani kendinizle hırpaladığınız bir ilişki geçirmiş olabilirsiniz. Veya hala da geçmiş ilişkinize takılı kaldığınızı görüyorum. Yani dönüp dönüp o kişiyi takip ediyor, stalkluyor olabilirsiniz. Hani eğer ki bir ilişki istiyorsanız bu aşırı mağrur tavrınızdan, dışarıya asla hani taviz vermeyen imajınızdan biraz vazgeçmeniz, o geçmişi de artık geçmişte bırakmanız gerekiyor. O kafa karışıklıklarından sıyrılmadan yeni bir ilişki sizin için bu Kasım ayında gözükmüyor en azından. Bu enerjiden ne kadar çabuk çıkarsanız o kadar çabuk yeni bir ilişkiye hazır olursunuz. O geçmiş ilişkinin kötü enerjisini hala yanınızda taşımamanız gerektiğini düşünüyorum. İkinci açılımı ise ilişkisi olanlar için yapmıştım. Ya şöyle söyleyebilirim, bu ilişkide bir takım sürtüşmeler şu sıralar yaşanmış olabilir veya yaşanacak olabilir. Siz bu tartışmada, bu sürtüşmede kesin bir tavır çizmişsiniz ve karşınızdaki kişi sizin sınırlarınıza saygı duymuş sonrasında. O an tartışsa da sonrasında sizi haklı bulmuş olacak ki size "Aa, sen haklıydın ya" gibisinden böyle güzel pozitif bir adımla gelecek. Aslında bu ilişkinin enerjisinin de çok yüksek olduğunu görüyorum. Hani öyle hemen yabana atılacak bir tartışmada böyle bağların koparılabileceği böyle sıradan, yüzeysel bir ilişki değil yani o kadar. Hem birbirinizin arkadaşısınız, birbirinizle eğlenmeyi de biliyorsunuz, birbirinizi sevmeyi de biliyorsunuz. Üçüncüsüne gelecek olursak bunu da sosyal ilişkileriniz için çekmiştim. Burada da hani yakın bir arkadaşınız olur veya hani iş ortamında bir arkadaşınız olur, okul ortamında bir arkadaşınız olur. Ama aranızda mesafe olan bir arkadaşınız var. Bununla hani mesafeden ötürü aranıza soğukluk girdiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama o arkadaşınız size çok güzel bir adımla, çok güzel bir teklifle, belki bir buluşma teklifiyle, hani size güzel bir buluşma teklifiyle gelebilir, güzel bir adım gelecek karşıdan size. Ve hani arkadaşınızın daha da güçlendiğini hissedeceksiniz. Bu bahsettiğim böyle 3-5 günlük bir arkadaş değil, köklü bir arkadaşlık. Yani hani önceden, daha önceki yıllardan süregelen bir arkadaşınız bu muhtemelen. Onunla bağlarınızın koptuğunu düşünüyorsunuz, aslında kopmamış. O hala hani size sevgi ve özlem duyuyor muhtemelen. Son olarak ise aşk konusunda, ilişki konusunda, arkadaşlık konusunda, sosyal yaşam konusunda almanız gereken tavsiyeyi çekmek istiyorum bu sayfanın takipçileri için. Niyetlendim. Almanız gereken tavsiye de ise şöyle söylüyor. Sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir takım terslikler gidebilir. Her şey yolunda güllük gülistanlık olmayabilir. Hani bunları böyle çok dahil olup böyle yüksek bir enerjiyle pataküte dalmak yerine biraz sakin, böyle hani uzaktan izleyen bir göz gibi, biraz daha dışarıdan, oturaklı bir şekilde şey yaparsanız, hani yaklaşırsanız olaylara, biraz daha böyle o hanımefendi, beyefendi çizginizden ödün vermeden yaklaşırsanız,
Enerjisi gayet güzel gözüküyor. Bunu flört olarak da yorumlayabilirsiniz, arkadaşlık olarak da. Sakin, oturaklı bir şekilde yaklaştığınız sürece biraz gözlemleyip hani 3 kere 5 kere düşünüp bir kere konuştuktan sonra enerjisi çok güzel gözüküyor. Yani atmanız gereken adımlarda biraz daha gözlemleyin. Olayların iç yüzüne biraz daha hakim olmaya çalışın. Yüzeysel olaylara yüzeysel tepkiler vermemeye çalışın. Yani o küçük sorunların hepsinin çözüleceğini düşünüyorum. Enerjisi çok yüksek bir kart çektim burada. Eğer ki hani bu metaneti, sakinliği sağlayabilirseniz sonuç çok güzel olacak. Arkadaşlık için de, sevgili için de, eş için de, hepsi için de güzel olacak. Sadece sakin kalmaya çalışın diyorum.